Etkili iletişim tanımı bir genel başlık olarak karşımıza çıkıyor. Mesela altında şu var. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Etkili iletişim nedir? Etkili iletişim. Aslında ilk başta akla hep şey geliyor değil mi? İletişim deyince sadece böyle sözlü diyalog geliyor. Biraz daha terminolojinin içerisine girdiğimizde aslında şunu görmemiz mümkün. Etkili iletişim tam manasıyla iletişim meselesinde etki yaratma gibi bir manaya çıkıyor. Sözlük anlamına hemen bakalım mı? Güncel sözlük anlamı aslında iletişimi, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişi, haberleşme, komünikasyon olarak geçiyor. Birinci anlamı bu. Şimdi aslında Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğündeki bu birinci anlam, yani iletişimin birinci anlamı, etki zaten bir etkinin hedeflendiğini gösteren bir şeydir aslında. Ancak etkili iletişim dediğimizde de evet, hani günlük hayatımızda bir iletişim kuruyoruz. Ancak daha etkili, daha etki yaratıcı bir şekilde nasıl yapılır bu iş gibi bir yere yönlendiriyor bizi. Bunu biraz daha bu terminolojiyi içerisine girdiğimizde görmemiz gereken şey şu. İletişim başlı başına zaten bir takım dediğimiz gibi duygu, düşünce ve bilgileri aktarma, anlama, çözümleme gibi bir süreci temsil ediyorken, etkili iletişimde de daha etkili bunu nasıl yaparız diye bir genel başlıktan bahsediyoruz aslında. Yani bu etkili iletişim tanımı bir genel başlık olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü altında bazı şeyler var. Mesela altında şu var. İkna var, beden dili var, hitabet var ve daha çoğaltabileceğimiz böyle birçok unsur var. Yani bunların hepsinin toplamına etkili iletişim diyebiliriz. Ama elbette ilk akla gelen, yani sözlü diyalog, çok daha baskın, çok daha önemli gibi algılanıyor. Ancak aslında olay tam bir bütün. Bütünden bakmak lazım etkili iletişim meselesine. Yani etkili iletişim nedir'in cevabı sadece sözlü iletişimmiş gibi algılanmamalı. İçerisinde analiz kabiliyetinden tutun, işte beden dili, ikna teknikleri, hitabet ya da belagat eski adıyla, bu tip böyle detaylarla alakalı bir konudur etkili iletişim meselesi. Yani etkili iletişimden kastımız neyi mesela, onu anlamadım. Mesela çok iyi manipülasyon yapan birisi de etkili iletişimi iyi bir şekilde kullanıyor sayılabilir mi? Elbette. Bu tabi manipülasyon nedir başlığı altında ayrıca cevaplayacağımız bir şey olabilir. Ancak yine de bunu da cevap vereyim. Manipülasyon tabi anlamını çok iyi bilmediği için insanlar ve Türkiye'deki bu tanımın mazisi biraz kötü anıldığı için, işte hani borsa manipülasyonu, efendim duygusal manipülasyon vesaire gibi başlıklar altında anıldığı için biraz böyle negatif bir yönü var gibi manipülasyon teriminin. Onu daha detaylı yine açıklayacağız ama evet, yani manipülasyon, yani yönlendirme işini iyi yapabilen birisi de aslında etkili iletişimi iyi yapıyor demektir.